Bilindiği üzere Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 15-11 sıralarında en son kamera kaydında görüntülerde görülmekle birlikte sonrasında kaybolmuştu. Esasında bu kaybolma vakası sonraki aşamalarda açığa çıktı ki bir katledilme ve sonrasında kaybettirilme hadisesiyle şekillendi. Bu arada ortaya konulan soruşturma sürecindeki esasında delillerin ikamesi, delillerin toplanması, kaybettirilme, katledilme ve kaybettirme vakasına ilişkin olarak pek çok delillerin kaybettirildiği ile karşı karşıya kaldık. Ve hazırlanan iddianame de esasında bu kaybolan delillerle birlikte ortaya konulan olayın oluş şekli, arka planı ve esas failini tespit etmekten uzak, müşterek fail gibi kendi içerisinde olayla ilişkisi içerisinde bulunan kişileri yansıtan bir pozisyonda hazırlandı ve 4 kişiye anne, kardeş, amca ve komşu itirafçı pozisyonunda olan Nevzat Bahtiyar açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle şekillendi. Pek tabii ki iddianame kendi içerisinde olayın oluşunu, arka planını ve esas faili yansıtmadığı için kendi içerisinde eksik, Narin'in esas faillerinin tespitinden uzak bir pozisyonda. Kayıp çocuk vakalarında öncelikle o kayıp olma haline ilişkin olarak idari bir tahkikat yürütülür. Bu idari tahkikat sırasında suça konu bir şüphe oluşması durumunda bir soruşturma sürecini başlatılır ve bu soruşturma süreci kendi içerisinde aslında delil, şüpheli ve olaya dair kimi bulguları içeren bir süreci yansıtır. Bütün bunlara ilişkin olarak da karar merci aslında soruşturma makamı mahiyetinde olan Cumhuriyet Savcısındadır. Ancak Türkiye'de buna ilişkin olarak idari tahkikat sürecinin nasıl ve ne şekilde yürütülmesi gerektiğini veya arama kurtarma çalışmalarını yürüten kolluk görevlilerinin uzmanlık alanına göre bir mekanizmanın oluşturularak ilgili birimler vasıtasıyla bu sürecin yürütülmesine ilişkin olarak bir mevzuat eksikliği, bir bu anlamda çalışma ekiplerinin oluşturulmamasından kaynaklı esasında genel adli veya idari kolluğun bu anlamda süreci yürüttüğü gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Burada da esasında 21 Ağustos'ta saat 15-11 sıralarında kaybettirilen ve katledilen Narin'e ilişkin olarak saat 20.43 sıralarında yapılan ihbar sonucunda genel idari kolluk mahiyetindeki jandarma personellerince bir arama kurtarma çalışmalarına başlanılıyor. Kayıp çocuk vakalarında Türkiye genelinde görülen en sık hadise şu, ailenin en başta şüpheli olmasa bile idari bir tedbir mahiyetinde arama kurtarma çalışmalarında yer almaması veya verilen bilgilerin kendi içerisinde dikkatle ve tedbirli bir şekilde yaklaşılması gerekir. Ancak burada yapılan ihbar sonucu başlanılan arama kurtarma çalışmalarının bir bütününe baktığımızda amca Salim Güran'ın, annenin, kardeşin, bir bütünen köyde bulunan aile fertlerinin, akrabalık ilişkisi içerisinde bulunan bireylerin bir bütüne arama kurtarma çalışmalarına yer aldığı gerçekle karşı karşıyayız. Sadece yer almakla da yetinilmeyip aslında yönlendirme noktasında da kimi bilgilerin verildiğini görmekteyiz. İddianame içeriğine baktığımızda esasında bir terlik hadisesi, işte orada kalan Suriyeli vatandaşlara ilişkin olarak kaçırma hadisesine ilişkin kimi iddialar, ondan sonraki arama çalışmalarına ilişkin olarak yer ve zaman boyutuyla yanlış ve yanılgı içeren manipülasyon amaçlı kimi bilgilerin kolluk görevlerine verildiği ve bu amaçla arama çalışmalarının sonuçsuz bırakılmak istendiği bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki tabii ki buradaki kolluk görevlilerinin özellikle delillerin karartılmasına kaybettirilmesi hadisesine ilişkin olarak baktığımızda aile bireylerinin mağdur statüsünü göstermek suretiyle kendi aile bireylerinin yönlendirmesine ihtiyaç duyulan bir pozisyonda olma kastıyla hareket etmeleri bu delillerin tamamının kaybettirilmesine olanak sağlamıştır. Kolluk görevlileri bu anlamda soruşturma sürecinde özellikle Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı 19 günlük süreç içerisinde bu karanlık dönem içerisinde delillerin kaybettirilmesi hadisesinde ihmallerinin bulunduğu ve bugün Narin'in esas failinin nasıl katledildiğinin ve olayın arka planına ilişkin soruşturma sürecinin sonuçsuz bırakılmasında kendi ihmalleriyle birlikte hareket edildiği görmekteyiz. İddianame içeriğine baktığımızda 21 Ağustos'ta kaybolan Narin açısından 24 Ağustos'ta tutulan tutanakla arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olarak bir sürecin yürütüldüğü ifade ediliyor. Çok sonrasında yaklaşık olarak 4 gün sonrasında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı çember daraldı gibi bir açıklama yaptı ve akabinde hemen sonrasında amca Salim Güran tutuklandı.
Sonraki aşamada Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı ve sonrasındaki gözaltı furyaları ortaya çıktı. Ve aile bireylerinin pek çoğunun gözaltına alındığı, tutuklandığı gerçeğini yaşadık hepimiz. Şimdi bir bütüne baktığımız zaman esasında Nari'nin cansız bedenine ulaşılmadan esasında kolluk görevlerince Nari'nin katledildiği bilinmekteydi. Ve sonraki aşamada o delillerin toplanması ve buna ilişkin olarak fail olabilecek şüphelilerin tespiti aşamasına geçildi. Salim Güran açısından aracın içerisinde şoför ön koltuğunda işte DNA kalıntısının bulunması, aracın sağ arka kısmında Nari'nin saç örneğinin tespit edilmesi, hemen akabinde görüntü kayıtlarıyla esasında biraz da Nevzat Bahtiyar isimli itirafçının tespit edilmesi ve onunla birlikte olayda olabilecek aile bireylerinin tespit edilmesi aşamasına geçildi. Bütün bu delil tespitleri, bütün bu şüpheli tespitlerinin Nari'nin ilk kaybolduğu andan başlamak suretiyle esasında yapılması ve bir bütünen soruşturma sürecinin akamete uğratacak bu ihmalkarlığın ortadan kaldırılması gerekirdi. Ancak gördüğümüz aşama şu, Nari'ne ilişkin olarak bu 19 günlük karanlık süreç içerisinde delillerin kaybettirilmesine olanak sağlamakla birlikte esasında Nari'ne ilişkin esas faili, yani Nari'nin nasıl öldürüldüğü, kim tarafından öldürüldüğü, ne şekilde öldürüldüğü veya neden öldürüldüğüne ilişkin bir tespitin yapmaktan alıkoyan bir o 19 günlük sürece ilişkin delillerin kaybettirilme hadisesi mevcut. Bu yargılama süreci kendi içerisinde 4 kişinin tutuklu olduğu bir çocuğa ve bedenen kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik insan öldürme suçuna iştirak halinde de hareket etmek suretiyle yargılanmayı gerektiriyor. Ancak burada müşterek faillik pozisyonu mevcut iken esas faili bulmaktan uzak bir yargılama süreciyle karşı karşıyayız. İddianamede böyle bir müşteki pozisyonu aile bireylerine verilmemişti. Soruşturma makamı da esasında pek çok aile bireyinin kendi içerisinde hem insan öldürmeye iştirak suretiyle katılma hem de suçu ve delilleri gizleme, karartma, yok etme ve suçluyu kayarma suçları açısından soruşturulduğunu, haklarında şüpheli kayıtların olduğunu tespit etmişti. Bununla birlikte dava sürecine geçildiğinde Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından baba Arif Güran'ın müşteki olarak kaydının yapılması noktasında bir karar kurdu. Peki tabii ki Arif Güran açısından bakıldığında olay günü Diyarbakır ilinde değil de, yani köyde değil de esasında Batman ilinde olduğuna ilişkin bir tespit var. Bu Narin Güran açısından, Narin'in katledilmesine ilişkin soruşturma süreci açısından bakıldığında doğrudan bir fiilin olmadığını bir tespite yarar bir durumdur. Ancak Narin'in katledilmesinden sonraki süreçte baba Arif Güran'ın doğrudan olayı bilmesine karşın soruşturma makamlarına gerekli bilgiyi vermediği ve bununla birlikte delillerin gizlenmesi, karartılması ve yok edilmesine ilişkin olarak da hakkında bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü görmekteyiz. Nari'nin doğrudan katletmesine ilişkin bir fiili eylemi olmamakla birlikte soruşturma süreci içerisinde bu tarz delillerin kaybedilmesinde rolü ve sorumluluğu bulunan babanın müşteki sıfatıyla doğrudan suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu noktasındaki bir tespit kendi içerisinde esasında bizce hukuka aykırıdır. Bu tespit Nari'nin katledilmesine ve sonrasında kaybettirilmesine ne ilişkin süreç içerisinde sorumlu bulunan bir kişinin müşteki olarak yer alması bizce kendi içerisinde Nari'nin faillerinin açığa çıkmasını engelleyici bir pozisyon yaratmaktadır. İlk günden 21 Ağustos'tan Nari'nin işte cansız bedenine ulaşıldığı 19 günlük sürecin sonuna kadar çoğu delil esasında toplanabilecekken, bulunabilecekken, şüpheliler tespit edilebilecekken esasında bu delillerin tamamı kaybettirildi. Kaybettirenler aile bireyleri. Bugün soruşturma kapsamında şüpheli olanlar veyahut hakkında henüz şüpheli kaydı oluşturulmayanlar, yani tespiti yapılamayanlar. Peki bu 19 günlük süreç içerisinde ne oldu? Nari'nin cansız bedeni 19 gün boyunca Eğer Tutmaz Deresi'nde suyun içerisinde tutuldu ve DNA kalıntılarının hepsi kaybedildi. Yani Nari'nin katleden esas failin tespitini, nerede katledildiğini veya ne şekilde bu olayın oluştuğuna, geliştiğine ilişkin olarak delil mahiyetini tespit edilebilecek tüm bulgular ortadan kaldırıldı. Telefon görüşme kayıtları kendi içerisine silindi. Bununla birlikte Nari'nin katledildiği yerin tespiti boyutuyla delil mahiyetini değerlendirilebilecek kimi bilirkişi incelemeleriyle
tespiti yapılabilecek pek çok veri kendi içerisinde silindi. Yani bütün bunlar Nari'nin katledilmesine ilişkin, olayın oluş şeklinin, arka planını, esas faili tespit etmeye yarar verirlerdi. Ama bu 19 günlük süreç kendi içerisinde öyle bilinçli, öyle örgütlü bir kötülük haliyle yürütüldü ki tüm delillerin kaybedildiği bir süreçte biz Nari'nin 19 günün sonunda cansız bedenine ulaşabildik. Ve bu cansız bedene ulaşıldıktan sonraki aşamada esasında kimi ihtimaller üzerinden, kimi varsayımlarla, yorumlarla biz Nari'nin müşterek fail pozisyonunda faillerinin tespiti noktasında sonuca gitmeye çalışıyoruz. Bu yargılama süreci de esasında esas fail boyutuyla bir tespitte bulunmaktan uzak ancak olaya dahiliyeti sağlayan pek çok müşterek faili yargılama noktasında ön açıcı bir pozisyonda yer almaktadır. 19 günlük süreç içerisinde ihmali bulunan kolluk görevlerinin nasıl Nari'nin gerçek faillerinin ortaya çıkartılmasını engelleyici bir pozisyonda yer aldıklarını, görevlerinin gereğini yerine getirmeyerek esasında bu soruşturma sürecini akamete uğrattıklarını noktasında haklarında soruşturma yürütülmesini ve cezalandırılması taleplerinde bulunduk. Soruşturma sürecinde etkin bir şekilde takip ediyoruz. Önümüzde 7 Kasım'da bir duruşma yapılacak. Bu duruşma esasında sadece 4 sanığın yargılandığı bir yargılama sürecini yansıtacak. Peki tabii ki hakkında soruşturma yürütülen, tutuklu bulunan 8 kişi mevcut. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilebilecek pek çok kişiyi soruşturma makamları tarafından belirlenebilir ki buna dair bir tahkikat süreci de devam etmekte. Biz 7 Kasım'da yürütülecek olan duruşmaya aktif bir katılım sağlayarak müşterek fail pozisyonunda yargılanan kişilerin bu olaya yani Nari'nin katledilmesi ve kaybettirilmesi hadisesinin dahiliyetlerinin tespiti ve buna ilişkin olarak kimi delillerin tartışılması suretiyle haklarında en ağır cezayı almaları noktasında etkin bir yargılama sürecini takip eden pozisyonda olacağız.